Burası yaklaşık 12 dönümlük, 11 bin küsürlük bir arsa. Adalet ve Kalkınma Partili üyelerince Eylül 2014 ayı meclis toplantısında son derecede güzel gerekçelerle kentimizin spor alanına ihtiyaç olduğu, spor alanlarının gerekli olduğu gerekçeleriyle gündeme getirilmiş ve gerek bizim gerekse Milliyetçi Hareket Partili üyelerin oylarıyla oy birliğiyle kabul görmüştü. Aradan geçen 3 senelik zamanda aynı kararı kendi üyelerince ve bizlerle kabul gören, getirilip kabul gören kararı bu kez tersine çeviriyoruz. Birincisi bu. İkincisi, daha da üzüntü verici olanı, arsa sahibi ilk karardan sonra mahkemeye başvurarak burası konut alanında kalmadır diye kalmalıdır talebiyle dava açıyor ve orada gerek belediyenin savunması, gerek bilirkişinin raporu ve gerekse mahkemenin kararı diyor ki burası spor alanı olarak kalmalıdır. Açıklamada özet olarak verdiğim gerekçeyi aynen okuyorum izninizle. Yukarıda bazı şeyler saydıktan sonra gerekçenin şu kısmı çok önemli. Diyor ki spor alanlarının varlığının kentsel yerleşimlerde yaşayan insanlar için zaruri ve çok faydalı bir ihtiyaç olduğu, çalışma alanlarının oldukça fazla olduğu, son 20 yıllık dönemde hızlı sanayileşme hareketlerine sahip olmuş, dolayısıyla bir sanayi kenti özelliği taşıyan Bozüyük kentsel yerleşiminde ise diğer yerleşmelere kıyasla spor alanlarına olan ihtiyacın daha büyük olduğu, davaya konu taşınmazın bulunduğu lokasyon gerek semt içi gerekse ilçe çapında erişilebilirliği yüksek bir konumda olduğu, yürüme mesafesi ve kentsel erişebilirlik kriterleri açısından taşınmazın spor tesisi alanı olmaya son derece elverişli ve yerinde bulunduğu diye devam ediyor. Bu hukuk dili biraz karmaşık olabilir. Şunu diyor. Dava konusu olan arsa bulunduğu yer itibariyle hem kentin hem de semtin spor alanı ihtiyacını karşılama noktasında gereklidir. Değiştirilmesi doğru değildir. Bu dava halen Danıştay'da, belediye lehine sonuçlandı, şu an Danıştay'da. Yani davası biz teknik olarak derbest deriz, Türkçesi devam etmekte demek olandır bu. Davası devam eden bir konuda meclisimiz maalesef belediyemizin ve halkımızın aleyhine mahkeme lehi sonuçlanmış olmasına rağmen böyle bir karar oluşturmuştur. Biz bu konuları mecliste gündeme de getirdik. Hani sanılmasın ki orada sesimiz çıkmıyor, burada aleyhe bir karar çıkınca basında halkla paylaşıyoruz. Hayır, yapıcı siyaset olması anlamında ben grup sözcüsü olarak son toplantıda kürsüden söz almak suretiyle bu işin hem hukuki yönünü hem de toplumsal anlamda, siyasal anlamda kentin, yeşil kentin ve ilçemizin oradaki bu spor alanına ihtiyaç olduğu noktasında gerekli açıklamalarda da bulundum. Ancak buna rağmen oy çokluğuyla Adalet ve Kalkınma Partili üye arkadaşlarımızın çoğunluk oylarıyla bu karar geçmiştir. Başkanımın görüşlerine aynen katılıyorum. Kendimiz için üzücüdür. Yeşilkent için üzücüdür.